Kalavaş köyü bildiğiniz gibi çok eskilere dayanmakta bir kültürü vardı. Bu kültür Osmanlı döneminden daha öncesine giden bir yerleşim yeri olarak köyümüz tarihe geçmiştir. Bizim tabii bu kültürlerin içinde örf adetlerinin yanında birçok efsanelerimiz vardır. Bu efsanelerin içinden bir tanesi de en ilginç olanı size anlatmak istiyorum. Bunu bizim nenelerimiz, didelerimiz anlatmıştı. Gakvak zeytin dediğimiz ve tapuda da bunun ismi geçmektedir. Bu zeytin halen yaşamaktadır. Takriben 800 bin yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Buradaki efsane, bu bölgede çok yakışıklı bir delikanlı yaşıyormuş. Kendisine aşık olmayacak hiçbir kız yokmuş. Bu kızların içinden bir tanesi bu delikanlıya gönlünü kaptırır ve kendisini bu delikanlıya emanet eder. Bu delikanlı da biraz galleş olduğu için bu kızı körler. Gel zaman git zaman bu kız hamile olduğu anlaşılır. Bunun ailesi bunu biraz sıkıştırınca pek söylemek istemez. Sevdiği için delikanlıyı ve delikanlı da korkar, gider sevgilisini öldürür. Bu kız tanrı tarafından keklik şekline sokulur ve kendisini bu gavak zeytin dediğimiz yerde bulur. Kız yaşıyor fakat keklik şeklinde yaşıyor. Derbeder olarak kakuvak kakuvak dağlarda bayırlarda ötüyor. Gel zaman git zaman bu delikanlının kızı öldürüldüğü anlaşılıyor. Ve o zamanın zaptiyeleri, polisleri, jandarması neyse bu delikanlının peşine düşerler. Gezerlerken arazide bir keklik kakuvak 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 bağırıyor. Oradaki zaptiyelerin nazara dikkatini çeker ve nedir bu kekliğin çırpınışı diye bir dönüp bakalım derler. Keklik dosdoğru bu gavak zeytinin, şimdiki yaşamakta olan bu zeytinin kovuğuna doğru gidiyor. Tabi zaptiyeler oraya gittiklerinde ne görsünler? O galleş delikanlı, katil, kızı öldüren delikanlı o kovuğun içinde saklandığını görüyorlar ve derhal orada bunu infaz ediyorlar, öldürüyorlar. Karşı geldiği için zaptiyelere keklik, kız keklik şeklinde delikanlıya der ki ben senden acımı, ahtımı aldım. Delikanlı da ölmek üzereyken artık ölüyor herhalde. Der ki sana da öyle bir damga vuruldu. Tabii o esnada keklik burnunu, gagasını ve ayaklarını o delikanlının kanlarına sürter. Delikanlı da der ki ben ahtımı senden aldım. Sen de artık ben ölüp gideceğim ama senin de burnun kırmızı, ayakların da kırmızı, benim kanım ömrü billah ebediyen taşıyacaksın der. Ve bir inanışa göre işte bu bölgede, yörede bu efsane nazara dikkate alarak kekliklerin ayakları kınalı derler ya kanlı. O şekilde de bu nesilden nesile aktarılıp gitmektedir.